Merhaba arkadaşlar. VFR 1200 değil mi? Cross Tourer VFR 1200 sohbeti yapacağız şimdi. Cross Tourer'ı 2 hafta oldu ortalama. 2 hafta oldu. Nasıl, memnun musunuz peki? Yani daha önce scooter kullanıyordum. Kaçlık scooter kullanıyordun? 400'lük. Onun öncesinde Transalp vardı yine bu ayarda. Enduro. Scooter artık yetmeyince tekrardan böyle bir makineye geçiş yapma zorunluluğu duydum. Şu an çok memnunum yani, performans her konuda tatmin ediyor. Bir ay bile olmamış galiba değil mi daha? Yani alışkınım ama tabii yeni makine her zaman farklıdır yani, ne kadar aynı şeyler de olsa. Daha önceden scooter dediğiniz 400'lük hangisiydi o? Majestic 400 Yamaha. Evet. Onu neden değiştirmiştiniz mesela? Onu değiştirmemin sebebi yani kendi tarzım olarak ben hep enduro kullandığım için onu ben ara makinesi olarak tercih ettim. Böyle kendi esnafım, işte bankaya sağa sola böyle ufak tefek işlere giderim diye düşündüm. Yani şehir içi hep kullandınız? Yok, şehir dışına da çıktım. Karadeniz turu yaptım. Ara makine dedik ama şehir içiymiş yani. Yani Karadeniz, İzmir, Ege bayağı bir gezdim. 115 bin kilometre yaptım onu. DCT'ydi değil mi? DCT. DCT'nin özelliği şeydi, otomatik olmasıydı. Yani bu şehir içinde size rahatlık sağlıyor mu? Yani scooter diyelim biz buna. Yani, biraz büyük bir scooter tabii. Büyük bir scooter ama yani kullanım olarak hiçbir farkı yok. Bunda da şanzıman yok, debriyaj yok daha doğrusu. Trafikte vites değiştirmeniz gerekmiyor, o rahatlığı var. Gaza basıyorsunuz, gidiyor yani. Şimdi şey gördüm, bir arka çanta alıyorsunuz, yan çantalarınız falan yok galiba değil mi daha? Yani henüz bir arka çantayı halledelim, ondan sonra daha uzun turlara çıkarsak, onları da ihtiyaç olursa tercih edeceğiz. Şimdi daha önceden hani scooter kullandım dediniz, biraz içinde tabii scooterların bagaj hacmi daha büyük çoğunlukla. Bunda biraz daha farklı, hani bagaj hacmi yok gibi. Aldığınız çantalarla anca şey yapacaksınız. O size sıkıntı yaratır mı? Yani o sizin kullanımınıza bağlı, ne koyacağınıza bağlı. Yani kask, sadece ben kask taşırım derseniz arka çantada işinizi görüyor. Zaten 2 tane kaskı rahatlıkla alabiliyor. Birini kullanırsanız ki şayet, diğer kıyafetlerinizi, eldiven, işte diğer aksesuarları koyabilirsiniz. Yani o da bir şekilde iş görüyor ama tabii daha detaylı, donanımlı düşünürseniz yan çantada gerekiyor, şart yani. Uzun yola çıktım dediniz. Orada hani çok yük almış mıydınız yanınıza? Şöyle söyleyeyim, çantam vardı yine scooter'ımda. Yanıma arka artçı olmadığı için artçı kısmına kendim bagaj yaptım. Öyle güzeldi yani. Öyle de kullandım onu. Artçı niyetine. Yaklaşık kaç kilometrelik yolculuktu o? Benim yani totalde 15 bin kilometre yaptım Karadeniz'e. Erzurum, Rize, Artvin, Gümüşhane, kendim Gümüşhaneliyim. Memleketimde çoğunluk gezdim. Trabzon. İşte oradaki tarihi yerlere gittik, gezdik. Hem tatil hem gezi diyelim biz, motosiklet gezisi hem de tatil. Aileniz orada mı?
Yok, ailem burada. Orada köy evimiz vardı. Köyde evimiz vardı. Bayağıdır da gitmiyordum. Onu bahane ettik. O arada da gezdik yakın civardaki tarihi yerleri. Sümele Manastırı, Uzungöl, Ayder Yaylası, Tortum Şelalesi. Bayağı gezdik yani. Peki bu motoru almanızdaki hani neden neydi? Yani şey olarak hani Enduro'ya geçtiniz. Okay. Peki hani bu model, bu yani VFR 1200 R mıydı bu? R mı yoksa VFR 1200 müydü? 1200X. 1200X F ha. Var. Evet. Mesela niye hani onu seçmediniz de bu Enduro'ya yakın olduğu için mi daha çok tercih ettiniz? Kendi tarzım zaten Enduro. Yani daha önceki kullandığım motosikletler de Enduro olduğu için benim sadece scooter uzun bir geçmişim oldu. Yani sabit kaldı scooter'da ama o arada değiştirdiğim makineler oldu yine Enduro tarzında. Yani ara makineler oldu. Bunda çoğunluk uzun yol yaptığım için mesela geçen ay Çanakkale'ye gitmiştim. Tabi bunda değil, yine scooter'ımda. Uzun yolu sevdiğim için, yani ben hava almaya çıkıyorum dediğimde buradan Bursa'ya gidiyorum. Yani kimisi bir hava alayım, çarşıyı bir turlayayım der, ben hava almaya Bursa'ya gidiyorum. Atıyorum işte Bilecik'e gidiyorum. Yani, güzel yol yapmışsınız. Yani uzun yolu sevdiğim için bu yol konusunda bana daha elverişli olduğu için scooter'dan. Yani her zaman büyük cc avantajdır yani. Çoğu bunu şey olarak düşünür. Yani büyük cc işte kimilerini korkutur, ne gerek var diye düşünebilir yani. Ama ne kadar altınızdaki makine güçlüyse sizin konforunuz, yol kaliteniz daha artıyor. Yani o açıdan ben de böyle bir tercihte bulundum. Ve çok da memnunum yani, kısa bir süre olsa da zaten yani bana herhangi bir sürpriz, benim beklentilerimin altında bir şey yansıtmadı. Bildiğim bir makine, iyi kötü biliyordum. Artıları da var yani, benim beklentilerimin üstünde artıları da var. Yani size bunu tavsiye eden oldu mu peki bu makine? Açık söyleyeyim, ben MT-09 Tracer düşünüyordum. Benim kuzenim var. Biraz daha kompakt, küçük bir makine. O daha çok spor olduğu için hani daha böyle kıvrak olur. Biraz da yüksek, yine Enduro'ya yakın. Bir tarz değişikliği yapalım diye böyle bir düşüncemiz oldu. Kuzenim kendisi Honda'cıdır. Koyu bir Honda'cı. Buradan selam olsun kendisine. Yani bu polislerin motorlarını söyledi işte, polislerde şöyle makine var, İstanbul polisinde genelde VFR 1200. Boş boşuna kullanmazlar adam. Yani sonuçta demek ki bir performans var ki bunu tercih ediyorlar. Ki ben de şöyle bunu düşünmeye başladım. Biz Racing'le İstanbul'a motosiklet almaya gittik Bayrampaşa'da, 600 RR. Arka artçının kaskı yoktu. Normal otobanla gidiyoruz Racing'le. Arkadan geldi iki tane polis bizi durdurdu. Yakaladı yani bizi. Abi dedik, bu nasıl bir makine yani. Bir de öyle bir izlenim oldu. Buna karar kıldık yani, hiç de pişman değilim. Tavsiye ederim yani. Çok sağ olun röportaj için. Çok güzel bir röportaj oldu. Bayağı bir detay verdiniz. Kullanıcıları da artık kullanmayanlar da şey yaparlar, tercihlerinde şey yaparlar. Bunu inşallah dinlerler bu röportajı. Motosiklet aksesuarları komuda tavsiye ederiz. Geniş ürün yelpazesine sahip. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bizim de ilk tercihimiz burası oldu. Sizleri de bekleriz. Şey diyeceğim, üstünüze aldığınız mont veya kask şu an yok. Şu an apar topar çıktık. Bir anda böyle çıkıp, daha doğrusu biz İzmit'e gidecektik. Orada işlerimiz vardı. Bir an böyle hadi gidelim dedik. O arada da aynen hazırlıksızlık. Sadece kesinlikle öyle çıktık yani. Çok sağ olun röportaj için. İyi sürüşler arkadaşlar. Kazasız gelsin.